Kime ne gittiğini ben tek taraftan almak istedim. Kendi bizimkini mi? Tabii tabii. Tamam, yaparım. Şimdi Atatohum Merkezi bir tohum bir ülkeyi kurtarır sloganına yola çıktı. Buradaki gördüğümüz kalabalık ve Atatohum'la gönül verenlerin de artık çoğalmasını gördüğümüzde bu sloganın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Bir tohum bir ülkeyi kurtarır. Sizden her biriniz bu tohumları üreterek, gelecek kuşaklara aktararak bu tohumların sürdürülebilir olmasını sağlayacaksınız. Biz buna gönülden inanıyoruz. Samsun bölgesinde özellikle ata tohumu gönüllerinin oluşması bizim için çok büyük bir kazançtır. Samsun için kazançtır, Karadeniz için kazançtır. Biz böyle görüyoruz. Ata tohum merkezi de özellikle Karadeniz tohumlarının ülke çapında yaygınlaşması ve envanter altına alınması amacıyla kurulmuş bir kuruluştur. Burada biz sizden aldığımız tohumları saklıyoruz, üretiyoruz, kayıt altına alıyoruz. Sizin adınıza da kayıt altına alıyoruz. Kim teslim ettiyse bize onları o şekilde saklıyoruz. Gelecek kuşaklarda buradaki envantere baktığında buradaki annesinin, dedesinin, nenesinin isimlerini görecek diye de umut ediyoruz. Bu sürdürülebilir hale olursa. Bu süreçte ikincisini yaptığımız bu tohum takas şenliğinde neden yaptığımızı anlatmak istiyorum size. Niye tohum takas şenlikleri yapıyoruz? Biliyorsunuz çıkan bir kanunla yerel tohumların, sertifikasız tohumların satışı yasaklandı. Bundan dolayı da insanlar bir refleks geliştirdiler. Dediler ki ben bunu satamıyorsam paylaşırım, değişirim, gene kullanırım ama ben o sağlıklı, gerçekten besini ve bu ekosisteme alışmış tohumu ve bitkiyi kullanmam gerekiyor. Buna inanarak da Türkiye çapında tohum takas etkinlikleri ve şenlikler yapmaya başlandı. Bu yüzden de bizler size çok değer veriyoruz. Çünkü bu ekip ve bu ekiple beraber daha da yayılacak, büyüyecek bir ekip Türkiye'de yerel tohumların, ata tohumlarının gelecek kuşakta artmasını sağlayacaktır. Bir kurumun altında bu tohumların emanet olarak saklanacak olmasından çok mutluyum. Bizler gerçekten sivil olarak belki gayret gösteriyoruz ama Sidna Başkanımı ayrıca tebrik ediyorum. Gönül vermiş ve bu konuda çok iyi. O yüzden gönüllü rahatlığıyla teslim ediyoruz. Çoğalacağını da biliyoruz. İyi ki varsınız. Yolumuzu açtınız. Yolumuz açık olsun diyorum tekrar.